2016 yılında düşen askeri helikopterden yaralı kurtulan 8 kişiden biri de jandarma üst çavuş Cemalettin Çoban'dı. Yani bu bal ilk balayımız askeri personelle eş ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan o kazadan sonra Cemalettin Çoban'ın hayatı çok değişti. Uzun hastane süreci sonrası yatağa bağımlı hale geldi. Tedavi süreci ve sonrası Maksude Çoban eşini hiç yalnız bırakmadı. Nefes almayı, gözüyle takip etmeyi, önce nefes almasını onun cihazlara bağlı olmadan nefes almasını sağlamaya çalıştık. Ee, eve geldikten bir ay Sonra onu başardık. Sonra trikostomi çıkardılar ve kendi nefes almaya başladı. Yemek yemiyorduk. Ee, mideye e, hortum takılıydı. Oradan besleniyordu. Ee, i̇ki yıldır ağızdan besleniyoruz. İki yıl, yani dört yıl boyunca mamayla beslendi. Çoban çiftinin 11 yaşında bir de oğulları var. Konya'daki evlerinde zor ama bir o kadar da mutlu bir hayatları var. Aslında duygu alışverişi yani zaten hani bir açlık vesaire hani onları dile getiren bir durum yoktu ben acıktım ben susadım onu çok hani şey yapmıyordu zaten hani mamayla beslendiği için hani aç kalmadı susuz kalmadı hı hı. onları hı hı. bilmiyordu hı hı. ama hı. hani sürekli kalabalık bir ortamda bile sürekli gözü bende hani ben geleyim yanına ben tutayım ben kaldırayım hani gideceksek bir yere beraber gidelim. Hani hep o konumdaydı. Öyle de yaptılar. Her yere birlikte gittiler, birlikte ağladılar, birlikte güldüler. Aralarındaki sevgi bağı her geçen gün güçlendi. Beraber olmamızın yani bir arada olmamızın faydası olduğunu çok düşünüyorum. Mesela ilk baş oğlunu görünce tepki verir diye düşünmüştük. Hiç tepki vermemişti. Hani biz hep bir mucizeler, şeyler. Ama şimdi onu görmediği an mesela oğlum, oğlum, oğlum sürekli şey yapıyor. Beni görmediği an resimler resimlere bakıp hani sesleniyor şey yapıyor sürekli beni istiyor yanında ve ben hani bir arada olduğumuzu buna bağlıyorum tabii ki fizik tedaviler vesaire bunlar fiziki yönden çok faydalı şeyler hani bir bakış bir dokunuş hani o yettiğini düşünüyorum hani yani en azından bana seni seviyorum diyebiliyor hani ben onu seviyorum evet ben de seni seviyorum <laughs> Hani hmm. bunu bile söylemesi bizim için çok çok büyük bir şey. Hmm. Tamam ağlamam. <laughs> ee, ama ilerledik. Bu bizim için gerçekten hani mesela ilk tanışanlar hani hep bu haldeymiş gibi zannediyorlar ama en baştan beri bilenler işte devreleri, arkadaşları, komutanları, komşularımız zaten onlar da bizim en büyük destekçimizdi ne durumda olursa olsun Cemalettin Çoban hala bir asker. Üniforma görünce çok heyecanlanıyor. İlk duygusal tepkisi de Türk Yıldızları gösterisinde oluşmuştu. Hatta ona özel gösteri bile düzenlendi. Çok mutlu oluyor. Özellikle üniformalı komutanları geldiğinde acayip mutlu oluyor, ağlıyor ki ilk ağlaması biz Türk Yıldızları gösterisine gitmiştik. Ya i̇lk da. duygu tepkisiydi. Helikopterler havalandı ilk baş, bir böyle gövde gösterisi yaptılar. Bağıra bağıra ağlamaya başladı ilk duygu. O ağlıyor, biz ağlıyoruz ama bir yandan da gülüyoruz ve etraftaki herkes ağlamaya başlamıştı. Biz böyle yolun kenarından izliyorduk hani bir şey olursa hemen arabaya bindireyim diye. Maksude Çoban eşinin daha ne kadar gelişme kaydedebileceğini bilmiyor. Bildiği bir şey varsa o da ömrü yetinceye kadar hayat arkadaşının eline hiç bırakmayacağı.